çift vuruş devam ediyor. Ben düşman hukukundan bahsedeceğim ama şu 11. maddeyi bir anlatırsan Can abi, ben onu da dahil ederek o kavramı anlatmaya çalışayım. Bir mesela şey var hani 11'e geliyorum da bir tane daha gördüm şimdi bakarken. Sen görevini yerine getirirken diyor MİT şeyi, bir tarafa zarar verirse de diyor, onun diyor tazmini diyor kuruluş tarafından ödenir. Yani hani araba takip ediyorsun, 10 tane arabaya çarptın filan. Kim tazmini çekmiş? İşte MİT tazmini. Şimdi bak o da şu, bu bizim şeyle ilgilendiriyor her vatandaş olarak. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar bu kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan hallerde kullanımında bulunan her türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı diğer kanunların bu konudaki düzenlemelere bakılmaksızın MİT'e devredilir. Bak bu bir savaş hali gibi. Evet. Yani senin araba yolda durdurup MİT diyor, arabanı ver alabilirim diyor. İyiymiş. Ya da yani geldi sende şu var, bu bana lazım, alabiliyor. Çünkü burada kamu, kurum ve kuruluşları diyor ama yani bu da geniş kapsamlı. Yani kamu, kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar. Şimdi diğer kurum ve kuruluşlar dediğiniz zaman bütün özel sektör. Geldim ben Pegasus. Yani geldim. Bilmem ne özel sektörden. Ya ben uçağı, aydınlık. Abicim uçağı yani, diyor. Gittim ya, ulusal kanala geldi. Aşağıda hani bizim servis araçları var yani, arkadaşları, muhabirleri, işte kameramanları götürüp getiriyor. Onlar bana lazım diyor, alıyor mesela. Ve sen buna diğer şeyde bakılmaksızın diyor. Kanunda bunların uygulamaları var. Bu seferberlik kanununda seferberlik var falan. Kanununda var. Ha, bu diyor ki yani bu ben kullanabilirim. Askerlere verilir, orduya verilir. İşte savaş durumudur. Onu demek istiyorum. Evet. Yani MİT'e anormal yetkili ama en önemlisi başbakanı müthiş bir korumaya alıyor. Yani ve başbakana sınırsız bilgi aktarma hakkı herkes hakkında. Şimdi bana... Yani güvenlik gerekçesi, haline bileri dinledim, başbakanın önüne koydum. Yani neden dinledin? Efendim MİT kanunda var, mahkeme kararına gerek yok. Evet. Şimdi bana birkaç dakika izin ver. Tamam, şimdi şu... Bu neymiş? Ben düşman hukuku diye bir kavramdan bahsettim. Ben düşman hukuku kavramını Ergenekon davaları başladığında duydum ama büyük bir ihmalkarlık yaptım. Bunu işte karşı tarafa bir propaganda gibi sen bize düşman hukuku uyguluyorsun falan. Sonra merak ettim. Sonra da elime zaten geçenlerde Erol Mütercimler'in Büyük Kumpas kitabı geçti. Orada iyice artık kafamda oturttum. O yüzden bu MİT yasasına baktığında şimdi okuyacağım bazı şeyler var. Hemen ayan beyan ortaya çıkacaktır. Bak şimdi, İkinci Dünya Savaşı'na kadar, daha doğrusu Almanya'da Naziler iktidara gelinceye kadar düşman hukuku sisteminin mantığı şöyle. Bir devlet başka bir devlet tarafından işgal edildiğinde, işgal edilen devletin çeşitli unsurları işgalciyle işbirliği yaparsa, düşman ceza hukuk sisteminin yasaları devreye sokuluyor. Kısacası işbirlikçilerin cezalandırılması amacıyla düşünülmüş bir sistemin adı. Düşman ceza hukuku sistemi. Düşman vatandaş olmadığına göre düşmanla işbirliği yapan yerli unsurlar vatandaş sayılmazlardı. Onlara düşman gibi muamele yapılıyor. Öyle bir hukuk uygulanıyor. Yalnız 40'lı yıllarda Naziler Almanya'da mutlak iktidar olunca bunu Almanya'da da uygulamaya başlıyorlar. Şu mantıkla, bizim ideolojimizden olmayan, bize muhalif olan tüm unsurlar düşman ceza hukuk sistemine göre yargılamak ve cezalandırmak meşru haktır. İşte bu akıl Hitler'i tarihin gördüğü en eli kanlı diktatörler arasına soktuğu gibi Nasyonal Sosyalist Partisi mensuplarında caniler haline getirdi. Az önce dedik ya, her türlü provokasyona açık, her türlü şeye açık. Terörle mücadele bahanesi ya da maskesi altında ceza hukuku yakın dönemde köklü bir dönüşümden geçiyor Türkiye'de de. Mesela ceza hukuku alanında uzman Barış Erman'a göre bu dönüşümün karakteristik özellikleri cezalandırma alanını genişlemesi, hukuk devleti güvencelerinin zayıflaması ve fail ceza hukukuna dönüşmesi olarak gösteriliyor. Bir fiili yakalarsın, fiil üzerinden ceza verirsin. Nedir? Adam öldürmüştür, hırsızlık yaptı. Fail üzerinden yargılama deniyor aynı zamanda düşman ceza hukukuna. Kim? Can Ataklı. Düşman abi, benden değil, muhalif, bilmem ne. O zaman yargılayacaksın. Suç kolay. Zaten Hitler'in bir lafı var. Alman mahkemeleri benim onaylamadığım bir adamı beraat ettirebilir. Ama diyor, ben onu mahkeme kapısı önünde vururum. Böyle bir düşman mantığı var. Bu 11 Eylül saldırısından sonra
Pardon. İlk kez düşman ceza hukuku terimi Alman hukukçu Günter Jacobs tarafından 1985 yılında ortaya atılıyor ve ceza hukuku öğretisi olarak kabulleniyor. 11 Eylül saldırılarından sonra düşman ceza hukuku tekrar gündeme geliyor. En somut göstergesi de işte bu şey, neydi o Küba'daki ada? Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo haline geliyor. Ne diyordu Bush, baba Bush? Ya bendensin ya değilsin. Değil mi? Yok. Bu, oğul Bush söyledi. Oğul Bush, pardon. 11 Eylül'den. Cezalandırırım diyor. Caydırıcı eylem. Önleyici eylem. Orada da bak önleyici dinleme bilmem ne falan var. Şimdi bir adım daha gidelim. Bu aslında kapitalist hukuk sisteminin hümanist tarafının törpülenmesi. Yani evrensel hukuk kuralları, terör gibi bilmem ne gibi konular gündeme geldiğinde rahatça kenara itilebilir. Hatırlayacaksın, belki hatırlarsın. 12 Eylül'den önce bir televizyon tartışmasında, Nazlı Ilıcak bir tartışma sırasında meclisin köküne dinamit koymuşlar. Patlayacak, işkence yapmazsan da söylemiyor adam. Ne yapacaksın diye işkenceyi savunuyordu. Hatırladın mı? Tabii. İşte düşman ceza hukuku bu. Yani biz Silivri'de ne yaptık? Aa dedik, bu hukuka aykırı bu. Değil, bu evrensel hukuka aykırıydı. Uygulanmaya çalışılan 1985'te Alman hukukçu Günter Jacobs tarafından kavram haline getirilmiş ve hukuk tarihinde, pardon, hukuk literatüründe kabul edilmiş düşman ceza hukuku sistemi. Şeyi falan hiç önemli değil diyor. Mesela masumiyet karinesi, usulü güvenceler, savunma hakkı. Orada da ne gördük? Masumiyet karinesine dikkat edelim. Hayır. Usul. Usul diyorduk ama. Canım usullendir bunlar diyordu senin şeyler, gazeteciler. Usul ne olacak onlara? Hayır değil işte. Bunlar hep düşman ceza hukukunun göstergeleri. Mesela savunma hakkı. Ya bir sürü adam 5 dakika savunma olur mu? Bunlar hep artık özellikle şeyden sonra, Batı dünyası için söyleyeyim, Sovyetler Birliği rejiminin çöküşünden sonra yeni dünya düzeninin tırmanmasıyla birlikte yeniden devreye, kapitalizmin, emperyalizmin devreye soktuğu bir hukuk anlayışı. Ben burada onun en net şeylerini görüyorum MİT yasasında. Bilmem sen ne dersin. Şimdi bak, bir kere şunu kabul edelim. Ha, ayrıca Erol mütercimlere de teşekkür ederim. Büyük Kumpas Ergenekon kitabı için imzalamış, göndermiş, sağ olsun. Evet. Tamam. Ben daha görmedim de onun için. Yani ne kadar oldu ya? Ben niye atladım? Birkaç. Ha, tamam. Şimdi bak, bir kere bu yasa öyle bir yasa ki aslında bugün başbakanın her yerde son bir aydır her fırsatta bağıra bağıra söylediği paralel yapılanma var ya. Evet. Senin de biraz önce anlattığın gibi aslında bu paralel yapılanma aslında bunları uyguladı. Tabii. Bunların hepsi yasa dışıydı. Yani burada kanunda ne yazıyorsa bu. Fakat şimdi bunlar bu paralel yapı dedikleri oluşumu kullandılar, başlarına bela oluyor. Şimdi orayı tasfiye ediyor. Fakat bu işleri de öğrendikleri ve bunlar deşifre olduğu için bunların hepsini yasal hale getiriyorlar şimdi. Aynılarını yapacaklar. İnsanlar gene yasa dışı bir şekilde dinlenecek, izlenecek, alıkonabilecek. Hiçbir mahkeme kararı olmadan onlarla, yani kumpas yapma, birileri hakkında bir tezgah hazırlama kanunu bu. Canın kim istiyor? Ya Halil Nebiler'in canını yakacağız kardeşim. Hapse de atacağız. Onu da böyle. Niye? Çünkü Halil Nebiler düşman. İstemiyoruz. Ha. Muhalif. Yani bir şey. Kafir işte, her neyse. Ha. O zaman sokuyorsun devreye. Yapıla, senin hakkında yapılan her şey yasal hale geliyor. Senin izlenmen, dinlenmen, sana hatta operasyon yapılması bir şekilde. Hepsi yasal hale geliyor. Senin yatak odanında çekilmesi, hepsi. Bilme, hepsi. Senin malının mülkünün çünkü alınması. Çünkü sen düşmansın. Ha. Hani şimdi Bedrettin Destanı'nda der ya, malı helal, şey, kanı helal, malı helal, kanı haramdır falan gibi. Aynen. Ne bu yaparsan şimdi, yap diyor. Bunu yasal hale getirdiler bu MİT yasasıyla. Eşin özü budur. Yani paralel yapı dediklerinin, hani kumpaslar kurmuşlar, insanlarımızı masum yere hapse attılar, o yaptı, bu yaptı. Şimdi o deşifre olduğu için suçu üzerinden atıyor. Ben yapmadım, o yaptı. Zaten onu atıyorum. Ama ben şimdi de ben bunu diyor. Ha, şimdi ben bunu yasal hale getiriyorum ki yarın bunları yaptığım zaman, ya kardeşim hayır bak işte yasa var kardeşim, bunu yüce parlamento, milli irade kabul etti. Bunun için yani bu MİT yasası, bilmiyorum tabii geçecek mi, sonuçta bu bir kanun teklifi, yani hükümet tasarısı değil.
Onu bilmeyen izleyiciler için hemen söyleyeyim. Yani bir hükümet tasarısı dediğimiz bütün bakanların imzaladığı ve meclise sevk ettiği şeyler vardır. Bunlar kanun teklifi dediğimiz parlamentoda bir iki milletvekilinin bir kişi de olabilir getirdiği kanunlardır. Yalnız dikkat edin. Bu bütün şu demek kritik değil mi? Kanunlar... Kanun teklifi. Ben parti olarak bu kanunun sorumluluğunu almıyorum. Oradan iki tane milletvekili. Yani bunu milli getirmiş. İrade karar vermiş oluyor. Hı-hı. Ama dikkat edin. Bütün bu kritik kanunlar hep teklif olarak geldi. Yani tasarı olarak dedi. HSYK'da teklif değil miydi? Tabii. HSYK'da en önemlisi 4 tabii. artı 4 artı 4. 4 artı 4 teklif. İki tane milletvekili oturdular. Efendim eğitim yasası böyle. Aa ne güzel bir şey hazırlamışsınız. Bak biz de beğendik ama biz hükümet olarak beğenmedik. AKP'li milletvekili olarak oyumuzu veriyoruz. Arkamızda milli irade var. Her iki kişiden biri de bize oy verdiğine göre. Demek ki milli irade de zaten bunu istiyordu. 4 artı 4 artı 4'ü geçirdik diye verdiler işte. Bu öyle geçer. HSYK öyle geçer. Ya şimdi aklıma başka bir şey geldi. Hep gladio diyoruz ya kontrgerilla. Ta 70'li yıllardan beri. Biraz sakat konular ama ne yapayım. Talat Turan bunu anlattı. Doğu Perinçek bunu anlattı. Uğur Mumcu bunu anlattı. Yasaların dışında ve üstünde bir örgütlenme. Süper NATO örgütlenmesi diye öğrendik bunu değil mi? Ya abi burada yasaların dışında gerek örgütlenmesine gerek kalmıyor ki. İşte yasalara uydurdular. Yani bugüne kadar bizim şikayet ettiğimiz, kardeşim bunlar yasa hukuk tanımıyorlar, insan hakları tanımıyorlar, anayasa tanımıyorlar falan. Hayır diyor ki, tamam kardeşim bak bugüne kadar söyledin, al şimdi tanıyorum, al senin yasan. İşte ben buna göre yapacağım diyor. Bu çünkü bunların hepsi lastikli bak okuduklarımız hepsi. Ya mesela şu böyle bankacılık kanunu diyor ya bankalara girip ya ben istediğim kimin ne parası var ne yok nereye çekmiş kredi kartından ne alır ne eder. Ha şimdi efendim bunları zaten elektronik olarak göremez misin falan diye yasal hale getiriyor kardeşim onu söylüyorum. Evet. Bunlara zaten o MIT bugünkü elindeki teknolojik imkanlarla bir suç takibi sırasında hiç kimseye hissettirmeden girip bakıyor olabilir. Yani bunun dünyada örnekleri var ama önemli olan bunun yasal hale geliyor olması. Ya adam diyor ki ya bu bütün pis işleri biz yasal hale getirelim de kimse buna pis diyemesin. Evet. Olay bu. Çünkü yakalanınca tatsız oluyor. Yani bu hani o göreviniz cim vardı ya. Göreviniz tehlikede göreviniz cim. Bunu yapmak eğer yakalanmanız eğer halinde. Eğer kabul edersen cim diye cim, böyle. Bu ben seni tanımayacağım. Şimdi diyor ki ben tanıyorum kardeşim diyor. MIT yaparsa bunların hiçbiri pis iş değil diyor. Bu kadar. Bir arkadaşımız Jacobs'un düşman ceza hukuku kavramı hukukun düşmanı diye bir makaleden bahsediyor. Profesör Doktor Henning Rosenau. Nasıl okunur bilmiyorum. Yazılışı aynen, Henning Rosenau. Doktor Erhan Temel çevirmiş. İnternette Rosenau Erhan Temel diye yazdığınızda karşınıza çıkar. Çok güzel bir makale olarak gönderdi bana. Düşman ceza hukuku konusunda isterseniz bir bakabilirsiniz. Evet, var mı MIT kanunu ile ilgili başka soru? Yok. O zaman ben başka bir tarafa geçmek bir istiyorum. Geçmeden önce bana da geliyor bu. Parmağına ne oldu senin ya? Ya herkes merak da ediyor da. Bulaşık yıkadım. Hadi ya. Bulaşık yıkadım. Güzel. Ne var abi? Eve yardım. Hayır güzel yani. Bak aferin. Bak ben ütü yapmayı ve bulaşık yıkamayı severim. Niye biliyor musun? Hani sen yemek yaparken rahatlıyorsundur. Hı. Biri müzik dinlerken, ben bulaşık yıkarken, ütü yaparken şey yaparım. Keyifli olurum. Ama elini nasıl bu hale getirdin? Şimdi şöyle oluyor. Ben makinede bulaşık yıkamaktan hoşlanmam. Zaten o zaman bulaşık yıkamış olmuyorsun ki laf. Alacağım böyle sabunlu. Tamam onu, tabii. Abi tabakları yıkıyorsun, çatalları yıkıyorsun, bıçakları. Bardaklara geliyor o sıra. O süngeri, bulaşık süngerini sokuyorsun bardağın içine. Tabii kendi gücünü unutuyorsun. Çat diye bir ses geliyor. Şuradan şuraya böyle yarılıyor. Bu kadar basit. Bardak kırdın yani elini sokarken. Hayır bardak kırıldı, parmağım kesildi. Tamam işte yani elini bardağa sokarken kırdın. Neyse, yani. Neyse deniz tedavi etti ya. Ne güzel. Hiç paniklemedi ama bak. 7 yaşında çocuk 8 yaşına girecek. Hiç en ufak bir panikleme yok. Baba sen musluğun altında tut elini dedi, ben hemen geliyorum. Lan bu ne yapacak dedim. Gitmiş anam o tentürdiyot benzeri bir şey var ya onu almış, sargı bezini, pamuğu bir güzel tedavi etti. Aslan oğlum benim. Şimdi geçtik mi bunu? Geçtik. Evet. Bir çok sevindiğimiz bir olay gerçekleşti. Ne zamandır istiyorduk bunun olmasını. Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu tahliye edildi. Ya. Tabii garip şeyle tahliye edildi.
6 aylığına tedbiren tahliye edildi. Ama edildi. İstersen bir haberine bakalım mı onun? Olur olur tabii. Şimdi... Bir bakalım onun haber. Yok mu? Ne oldu ki? Haber hazır değil. Tamam. İyi peki. Yani 7. raporda tahliye edildi Can abi. Yani. İnanılır gibi değil. Bak burada kaç kere konuştuk. Yani artık vicdanları kanatan bir durum. Ben anlayamıyorum. Hatta burada dedim ya, ya bu doktorlar nasıl, yani nasıl mesela, nasıl uyuyorlar? Nasıl bir talimat alıyorlar ki bu kadar insan bu ya da bir hastadır raporu veriyor da onun üst kurulunda olanlar hayır cezaevinde yatmaya devam edecek diyor diye sorduk hep. Yani iyice içinden çıkılmaz hale getirdi.